Kendi kurduğu paralı asker gücü üzerinde artık bir hakimiyet sahibi değil. Ve hatta işte siz de dediniz, yani çok büyük bir noktada, büyük 700 bir kilometre. bölgede çok rahat ellerini kollarını sallayarak Şimdi sizin dediğiniz doğru. yürüyebiliyorlar. Mahmut'tan ana birliklerini sevk ettiler. Yani bu an itibariyle 700 kilometre düşünün. Daha bir gün olmadı. Mahmut'tan çekilmişlerdi zaten Mariupol, evet. daha Rostov sınırı Evet. civarlarına, hatta Rusya'nın içine de. Evet. Ama yani baktığımızda İngiltere Savunma Bakanlığı da İngiliz istihbaratı da şunu dedi. En azından ilk saatlerde Rus ordusundan, kolluk güçlerinden biz bir direniş görmedik. Bundan sonraki saatler işte Moskova'ya yaklaştılar. 2 saatlik, 1,5 saatlik bir mesafe kaldı. Ne olacak? Yani biz şu krizi şöyle belki de tanımlamalıyız. Daha Ukrayna Savaşı'nın ilk günlerinde işte 3 günde Kiev düşer mi? Kiev'de sokak muharebeleri, çatışmaları başladığında ne olur derken orada bu senaryo olmadı. Moskova'daki sokak çatışmalarına hazırlıkları görüyoruz biz. Yani her yerde askerler konuşlandı. Güneyinde, yollar kapatılıyor kamyonlarla. Hendekler kazıyorlar. Hendekler kazılıyor. Wagner onları aşıyor. İnanılmaz tahayyül etmesi zor çünkü neden zor? Putin nasıl oldu da bunları öngöremedi? Nasıl bu kadar kontrolden çıkmasına izin verdi? Bir hesabı mı vardı? Bir hesabı yoksa işte bu da şöyle bir durum var. Tutun ki Wagner yenildi. Putin o kadar zayıf bir noktada ki, o kadar zayıfladı ki bundan sonrası Wagner'i yense dahi, Prigojin'i bertaraf etse dahi işi çok zor. Evet, evet. Aslında Şoygu ve Wagner arasında kontrollü bir gerilim mi yaratmaya çalışıyor evet. acaba dedin. Kontrolden çıktı bu gerilim. Ancak sadece Wagner mi var Rusya'da? 12 tane daha paralı asker grubunun olduğunu biliyoruz. Bunlar da karışır mı bu sistemin? Şimdi siyaset mühendislik kaldırmaz. Çok net. Hele ki silahlı oyun olmaz. Evet. Bu anlamda bakıldığında temel problem bence rutinin dışına çıkmak. Yani bir ülkede o ülkenin organizasyon şeması çerçevesinde bir kamu yönetimi vardır. Ve tek bir ordu vardır. Çünkü biz devletin tarifini yaparken pek çok tarifi var tabii ama güvenlik açısından meşru şiddet kullanma tekeline sahip yapıdır. Eğer bir ülkede birden fazla yapıda silah varsa... Çünkü masaya oturduğunuz eğer silahla oturursanız o zaman iş çok farklı olur. Yani bizdeki tabii 15 Temmuz'da aynı konu değil. Hani tasfiye edildi FETÖ'cüler ama burada silahlı bir güç şu anda var. Tasfiye edilmiş bir güç yok. Wagner şu anda 50 silahı var. Yani şimdi neyi konuşuyoruz? Ne kadar gerçekçi bilmiyorum ama yani Moskova'ya doğru ilerliyor diye konuşuyoruz kendi yani. Kendi sistemi var. Yani. Şimdi bu mesela anlatıldığında değil mi? Yani çok hani daha düne kadar hatta düne kadar dedim. Biz bunları konuşurken aklıma Şubat 2022 geldi. Yani o Putin'in o çok tarihi bir konuşması vardı. Bu tarihi konuşmada ta işte Ukrayna'nın geçmişine gitti. Burada ortaya koyacağı nüfuzu tüm bunları anlattı. Ama bugün gelindiğinde hani bir tekerlem var ya ne yediler, ne oldular, ne umdular, ne buldular diye. Şimdi bu gelinen noktada bir kere sizin de işaret ettiğiniz gibi bir tek Wagner yok. Paramiliter yapılar var. En temel örneğinden örneklenen biri şu. 2014'te biz hani Kırım'ın işgal ediyoruz evet doğru. Donetsk ve Luhansk'taki bu Rusya varlığını sadece Rus düzenli ordusu olarak görmemek lazım. Buradaki çeteler. Şimdi bu çetelerle siz kamu düzeni nasıl sağlarsınız? Yani biz modern devletin gerisine mi gidiyoruz? Yani Kesinlikle Rusya gibi. Ukrayna'da da var o yapı. Kesinlikle tabii. Evet. Yani aslına bakıldığında neyin yapılmaması gerektiği konusunda bence bunlar son derece somut örnekler. Yani kamu düzenini çetelerle sağlayamazsınız. Devlet rutin dışına çıkmaz. Devletler hukuk zeminde hareket ederler. Bu anlamda baktığımızda şimdi Rusya açısından yaşanan bir jeopolitik sarsıntıdan ziyade, yani Sovyetler Birliği bir jeopolitik sarsıntıydı, Sovyetlerin parçalanması. Ama bu bence bir jeopolitik zafiyet.